Yakında bu kanalda Carparking'in batış kesi adlı bir video görürseniz şaşırmayın. Bundan birkaç gün önce Ozaz yeni bir güncelleme yayınladı ve güncelleme 147 MB'lık bir güncellemeydi. Açıklama yazdıkları şey ise optimizasyon iyileştirme ve bug'ları düzeltmeydi. Bunu gören oyuncular haliyle sevinerek optimizasyonun düzeldiğini sanarak oyunu güncelledi. Fakat bu güncelleme öyle bir güncelleme değildi. Ozaz sizi kandırdı. Oyunu güncelleyen oyuncular oyuna girdiklerinde bir şey fark ettiler. Oyundaki araba sayısı eksilmişti ve 1-2 tane değildi, tam 6 tane araba eksilmişti. Ve araç satın alma yerine baktığınız zaman çok kolaylıkla fark edilebilen bir araba kalkmıştı. Lamborghini. Oyuna gelen tüm Lamborghini araçları kaldırıldı. Ve yazdıkları gibi hiçbir şekilde bug düzeltmemişlerdi. Hiçbir şekilde optimizasyon düzeltmemişlerdi. Oyun öncekiyle aynıydı. Sadece Lamborghini'ler silinmişti. Bu konu her yerde bayağı bir gündem oldu. Güncellemeden daha fazla popüler hale geldi. Instagram'da sürekli set postlar paylaşıldı. YouTube'da aynı şekilde bununla ilgili videolar yapıldı. Telegram kanallarında bununla ilgili bir sürü haber paylaşıldı. Lamborghini bir anda oyunun en popüler arabası haline geldi. Yani herkes paylaştığına göre galiba öyle oldu. Hatta Lamborghini'yi sevmeyenler bile bu aracı paylaştı. Peki bu kadar çok konuşulurken Ozaz ne yaptı dersiniz? Hiçbir şey yapmadı. Gerçekten hiçbir şey yapmadı. Normalde Wordsale'in bile açılıp kapandığını haber veren Ozaz bu konuyla ilgili gerçekten hiçbir açıklama yapmadı. Birkaç gündür sessiz kalmasından ötürü oyuncular bunun altında bir şey aradı. Herkes bir ağızdan bir şey söyledi ve ortada şu anda büyük bir bilgi kirliliği var. Tabii ben bilgi kirliliği amacıyla bu videoyu çekmiyorum. Bu videoda size mantık katarak olayı çözmeye çalışacağız. Olayı tamamen çözeceğim demiyorum çünkü elimizde bir kanıt, bir bilgi yok. O yüzden biraz mantık katarak konuşacağız. Büyük bir kesim dedi ki Lamborghini Ozaz'a telif attı. Şimdi baktığımız zaman koskoca Lamborghini bula bula bizim Carparking'i mi buldu? App Store'da ve Play Store'da Lamborghini'yi oyuna ekleyen bir sürü büyük firma var. Anlaşmalı firmaları kastetmiyorum. Ama şu olabilir, başka bir oyunda Lamborghini'den bir veya iki araba eklersin ve bu Lamborghini çok gözüne batmaz. Ama Carparking, Lamborghini'nin her marka aracını neredeyse ekledi. Yeni nesil olanları söylüyorum. Yani bir iki eklersin bir şey olmaz ama 6 tane Lamborghini eklemek nedir ya? Belki fazla Lamborghini eklediği için ve bunları birebir gerçeğiyle modellediği için, body kitlerine kadar modellediği için, hiçbir şekilde logo koymadığı için Lamborghini'yi biraz sinirlendirmiş olabilir. Ve bir dava süreci olabilir. Çünkü logo eklemediği için Lamborghini olduğunu ne kadar bilsek de kanun olarak o Lamborghini değil. Ama yani biraz marka o konular biraz karışık. Orayı tam anlatmayayım çünkü iyice beynimiz yanmasın. Yani eğer o modelin aynısını yapmak istiyorsan o logoyu koymak zorundasın veya bir iki tane eklersin. Ama bizim Carparking body kitlerine kadar tamamen yaptığı için, lisans almadan bunu yaptığı için Lamborghini'nin biraz sinirlerini bozmuş olabilir. Ve Lamborghini'nin departmanlarından birisi buna ulaşmış. Bir dava süreci başlatma gibisinden bir ufak bir tehdit etmiş olabilir. Veya da Ozaz davaya bulaşmak istemediği için bir uzlaşmaya varmak istemiştir. Ve işte özür diliyorum, Lamborghini'lerin hepsini oyunundan kaldırıyorum, davayla uğraşmaya gerek yok demiştir. Lamborghini'leri bu yüzden silmiş olabilir. Bu birinci teorimizdi. İkinci teorimiz ise biraz saçma bir teori fakat Ozaz bunları kaldırıp yerine buna benzer araçlar getirme gibi planı olabilir. Yani bu ne kadar doğru, bu biraz saçma oldu ama yani teoridir sonuçta, ne olacak. Ama şunu biliyoruz ki Carparking bize bir açıklama borçlu ve bize bir güncelleme de borçlu bu arada. Hani şu her 3 ayda bir gelen güncellemeden bahsetmiyorum. Gerçekten bir hafta içerisinde bir güncelleme getirmesi gerekiyor bize. Çünkü o araçta çizimleri olan vardı benim gibi. Modifiye edenler vardı. Emek veren, çizim yapanlar vardı. Hepsi bir anda çöp oldu gitti. Ücretli arabalar vardı, Urus biliyorsunuz ki, veya yeni gelen kırmızı Lamborghini. Onlar gitti. Ya bunların yerine güzel farklı bir araç getirecek güncellemede 6 tane veya o Lamborghini'yi yerine getirecek. En kötü ihtimalle neler olup bittiğini Ozaz bize bir açıklama yapmak zorunda. Çünkü siz ne kadar, şimdi söyleyeceğim şeyi biraz büyütüyorsun abi diyebilirsiniz. Ama veri olarak baktığımız zaman cidden Ozaz şu anda büyük bir çöküşe geçti. Hani çöküşte yükseliş arasında gibi bir şey. Sallantı da yani Carparking. Oyunun yarısı Lamborghini gitmesine sevindi. Oyunun diğer yarısı ise Lamborghini kalktığı için oyunu bıraktı. Veya oyuna bir nefret, kin duydu. Şimdi kin nefret duyanlar biraz daha büyük. Çünkü az önceki dediğim şeyler, hani bir daha tekrar etmeme gerek yok. Ve diğer bir kesim de buna ciddi anlamda üzüldü. Kin nefret yerine üzüldü cidden. Ve oyunu bırakma kararı aldı. Bunu Instagram postlarına bakarak görebilirsiniz arkadaşlar. Kendi gözünüzle görün. Benim söylememle kalmasın sadece. Ozaz şu anda bildiğin sallantıda. Çünkü bir açıklama yapmadı, bir şey yapmadı ve oyunculardan bir kink nefret kaptı. Yani şu anlık bu kadar. Bir açıklama yapmasını bekliyoruz ama büyük ihtimalle bir açıklama gelmeyecek gibi. Bunu güncellemeyle örtbas edecek gibi duruyor. Ama yani gerçekler apaçık ortada. Bence Lamborghini buna ulaştı ve mobilde büyük bir oyun olduğu için rahatsız oldu. Yani yakında
Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda tartışalım. Görüşmek üzere.